Merhaba arkadaşlar. Doğru eğimi test 3 başlayalım birinci sorudan. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde turuncuya boyalı kareler eş, maviye boyalı kareler birbirine eşittir. Buna göre D doğrusunun eğimi nedir? Şimdi hemen harflendirelim. Mavilerin kenarlarına şöyle A'ya A diyelim. Ve buralarda A'ya A'dır. E, turuncunun bir kenarı 2A elde ettik bakın. O zaman buralarda 2A'ya 2A şeklinde olmalıdır. Şimdi şu üçgeni görür iseniz şöyle gösterelim ve şurayı da gösterdik. Buranın uzunluğu 3A'dır. Buranın uzunluğu da 7A'dır. Eğim demek x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Şimdi ben buraya alfa diyeyim. Burası 180 eksi alfadır. Tanjant 180 eksi alfa. 180'de isim değiştirmez. İkinci bölgede de eksidir. E alfa ise buraya alfa yazarsa ise isek. Tanjant alfa karşı bölü komşudur. O da 3A bölü 7A'dan. 3 bölü 7'dir. E yerine yazdığımız zaman eksi 3 bölü 7 yani eğimimiz elde edilir. Şimdi arkadaşlarım her seferinde bunu yapmanıza gerek yoktur. Şöyle tekrar çizeyim ben doğru mu? Burası 3A burası da 7A'dır. E i̇lk önce eğim demek. 3A'nın 7A'ya oranını yazıyorsunuz. Bakın bu D doğrusu sola yatık olduğundan dolayı önüne eksi koyarız. Sağa yatık olsaydı önüne artı koyacaktık. Pat diye eksi 3 bölü 7 cevabı elde edilmelidir. Geçtim arkadaşlarım ikinci soruma. Şimdi eşkenar dörtgen verilmiş. E, D1 doğrusun e, denklemi 3x bölü 4 olduğuna göre D2'nin eğimi. Şimdi eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişir. D1 doğrusu ile D2 doğrusu dik olduğuna göre. Eğimleri çarpımı arkadaşlarım eksi 1 olmalıdır. E, eğim demek x'in kas demektir. Tabii ki y'yi yalnız bıraktıktan sonra d1'in eğimi 3 bölü 4 ise o zaman d2'nin eğimi de karşı tarafa gönderdiğimiz zaman eksi 4 bölü 3 cevabını elde ederim. Geçtim 3. soruma. O A, B, C karesi e, verilmiş B köşesi D'nin üzerinde. Buna göre karenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlarım denklemimizi yazalım. D'nin denklemi. Nasıl yazılır? Şöyle. X'i 9 bölü 2, y'ye 18 bölü 5. X'in 9 bölü 2 oranı, Y'nin 18 bölü 5 oranı eşittir 1. Ters çevirir isem 2X bölü 9, 5Y bölü 18 eşittir 1. 2 ile genişlettiğim zaman 4x artı 5y eşittir 18'dir. E, bu birinci yol arkadaşlarım. İkinci yol denklemini yazma adına şöyle e, yazayım. İkinci yol. Burası da birinci yol. Şimdi şöyle de, 18 bölü 5'in 9 bölü 2'ye oranı. 18 bölü 5'in 9 bölü 2'ye oranı. Doğrumuz sola yatık olduğundan dolayı önüne eksi koyarız. Eksi 18 bölü 5 ters çevirirsem 2 bölü 9 ve eksi 4 bölü 5 elde edilir eğim. Y eşittir mx artı n'den ve 0 verdiğimde y eksenini 18 bölü 5 ile keser. Yani arkadaşlarım eksi 4 bölü 5 x artı 18 bölü 5. Yani denklemini 5 ile çarptığım zaman bakın yine aynı denklemi elde edersiniz. Tercih sizin. Şimdi gelelim sorumuza geri dönelim. E, karenin Burası kare olduğuna göre kenarları eşittir. B noktası A'ya A noktasıdır. Doğrunun üzerinde o zaman denklemimizi ne yapmalı? Sağlamalı. X yerine ve Y yerine A koyarsam arkadaşlarım 9A eşittir 18'dir. A eşittir 2'dir. E karenin alanı A kare olacağından dolayı 2'nin karesinden de 4 cevabı elde edilmelidir. Geçtim dördüncü soruma. D1 D2'ye diktir. Buna göre O, A, B, C dikdörtgeninin alanı nedir? Şimdi arkadaşlarım burada hemen kenarlarını yazalım. Biz e, OC'yi bulabilmek için ilk önce X'e 0 veriyorum. Y eşittir buradan. Yani Y eksenini kestiği yer 12'dir. Şimdi X'e 0 şöyle Y'ye 0 veriyorum. Bu kez X'i kestiği noktayı buluyorum. X'e buradan eksi 4 gelmelidir. Şimdi arkadaşlarım D1 ile D2 birbirine dikse x'in katsayısı eğim verir? Yani md1 eşittir 3. Eğimleri çarpımı şöyle md1 eşittir dik olduğu için eksi 1'dir. Burası arkadaşlarım 3 ise o zaman D2 eksi 1 bölü 3. Eksisi de sola yatık olduğundan gelir. Şimdi yapalım hemen burası 12 ise burası da 12'dir arkadaşlarım. Ve e, yani sola yatık olduğu için eksidir. Buranın 1 bölü 3 gelebilmesi için bura 36 gelecek ki 12'nin 36'ya oranı 1 bölü 3 olsun. Şimdi geldik e, diğerine. Bakın bu alfa büyük üçgende. Şöyle büyük üçgende bakıyorum. Burası da 15 olması için 3. E, karşısı bakın 15. E, 1 bölü 3'ü sağlaması için yani 45 olması lazım. Buraya da 9 kalır. O zaman alan 9 çarpı 12'den 108 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 5. soruma. ABC dikdörtgeni şeklindeki karton B köşesinden eğimi eksi 4 bölü 3 olan bir doğru ile kesilerek eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyor. C noktasının koordinatları nedir? Şimdi eşit alanlı iki bölgeye ayrılması için şu şekilde olması gerekir. Ve eğimi eksi 4 bölü 3 eksi olmasının sebebi sola yatık olduğu için aslında bu şekilde baktığımız zaman tanjant alfanın değeri yani eğim 4 bölü 3 gelmesi lazım. Pozitif olarak. Çünkü eksisini düşünmeyin. Direkt oranıdır. Şimdi 6 ise arkadaşlarım apsisi Burası 6'dır. E, nokta olarak eksi 2 ama uzunluk olarak artı 2'dir. Buraya da m dersem e, m artı 2'nin 6'ya oranı. Şöyle yazıyorum. O da M artı 2'nin 6'ya oranı 4 bölü 3'tür. Eğim olması için bakın önüne eksi koyardım. Eksi 4 bölü 3'e eşitlerdim. Yine aynısı gelirdi. Fark eden bir şey olmazdı. Sadeleşti 2. M'imiz de buradan 6 gelmelidir. Şimdi C noktasının koordinatlarını istiyor. E burası 6. Bakın burası da 6. 6 ile 6'nın toplamı da 12 elde edilmelidir. Geçtim 6. soruma. AD, BD'ye eşit verilmiş. Koordinatlarda verilmiş. CD'nin denklemi. Denklem için arkadaşlarım ya 2 nokta gerek ya da 1 nokta 1 eğim gerek. Şimdi burası orta nokta ise orta nokta kuralından 8 artı 4 12 bölü 2'den 6'dır. 6 eksi 2 4 bölü 2'den de 2'dir. Şimdi 2 noktası bilinmiş hemen eğim. Eğimler y'leri farkı 5 eksi 2 bölü bakın burada 5 var burada 2 var. E burada 7 var, burada 6 var. 7 eksi 6'dır. Yani eğimimiz 3 geldi. Herhangi bir noktadan yapalım. Hemen hatırlatayım. Noktamız A'ya B, eğimimiz M olsun. Y eksi B, M çarpı X eksi A şeklinde olmalıdır. Yani Y eksi, bakın C noktasından yola çıkayım. Ama 6'yı 2 noktasından çıkarsanız da yine aynı denklemdir. Y eksi 5, eğim çarpı X eksi 7'dir. Karşı tarafa attığım zaman şöyle 3x eksi 21'dir. Ve karşı tarafa attığım zaman 3x eksi 16 gelmesi gerekir. E, hangisinde bunun hepsini karşı tarafa atmış tekrar. Eksi 3x artı 16 eşittir 0'dır. O da A şıkkında mevcuttur. Geçtim 7. soruma. Dik koordinat düzleminde ABC noktaları aynı doğru üzerinde olmaktadır. O zaman doğrusaldır. E, eğimleri aynıdır arkadaşlarım. Hemen yapalım. 3 eksi m bölü şöyle çıkartıyorum. 1 eksi eksi 2'dir. E şimdi şöyle çıkartırsam m eksi 0 bölü şurası da eksi 2 eksi 4'tür. 3 eksi m bölü 3'tür. m bölü eksi 6'dır. E, sadeleştiği zaman eksi 2'dir. Eksi 6 işler dışlar çarpımı yapıyorum. Artı iken m, eşittir m. Karşı tarafa attığımız zaman M de buradan 6 gelmelidir. Geçtim 8. soruma. Doğrusuna paralel olan y eşittir x artı 3 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi. x ekseni üzerinde kesişen ne demek arkadaşlarım? Doğrusuna paralel olan y eşittir x artı 3 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesiştik. x ekseni üzerinde kesişebilmesi için y'nin 0 olması lazım. Yani x de buradan eksi 3. Eksi 3'e 0 noktası olacak. Eğim demek arkadaşlarım şöyle. Eksi 4 bölü eksi 3'tür. O da 4 bölü 3. Kuralı hatırlatma yapayım hemen. Ax artı by artı c eşittir 0 gibi bir denklemde eğim. Eksi a bölü b'dir. O yüzden eksi 4 bölü eksi 3'ten 4 bölü 3'tür. E benim eğimim belli. Noktam belli. Denklemimizi yazalım. Y eksi 0 ve eğim çarpı x eksi eksi 3'tür. Y eşittir 4 bölü 3 ve x artı 3'tür. 3 ile çarparsam 3y eşittir 4x artı 12'dir. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman hangisini gönderelim? Şunu karşı tarafa gönder. 3y eksi 4x eksi 12 eşittir 0'dır. Şimdi bakalım hangi şıkta var? 3y eksi 4x eksi 12 yok. Ama bunun eksiyle çarpılmışı. Eksi 3y artı 4x artı 12 eşittir 0. O da a şıkkında mevcuttur. Arkadaşlar çözüyorsunuz. Bir de demiş şıklarda bulmak bir tık daha zor oluyor. Geçtim 9. soruma. Eğimleri farkı 5 olan iki doğrudan birinin denklemi 10 x 2 3 eşittir 0 ise diğer doğrunun denklemi hangisi olabilir? Şimdi eğimleri farkı 5 ise ilk önce bu doğrunun eğimini bulalım. Eksi a bölü b'den eksi 10 bölü eksi 2'den 5'tir. Yani benim doğrumun eğimi 5'ten e 5 beş çıkarsa ya 0 olabilir ya da arkadaşlarım 5'e 5 e beşe beş eklersem ya da 10 gelebilir. O yüzden diğer doğu hangisi olabilir diyor. Şimdi karşı tarafa atarsam A şıkkından başlayalım. Veya şöyle neydi eğim demek şöyle yazamadım bir türlü. Eksi A bölü B'di. Yani eksi 1 bölü 10'dur. 10 on gelmedi gitti. E geldim C'ye. E arkadaşlarım eksi A bölü B'di. A'mız burada 0 olduğu için 0'ın da arkadaşlarım 1'e bölümü. Buradan da 0 gelir. Eğim 0 geldi. O zaman olabilir. E, geldim buraya. 1 bölü 10'dur eğim. E, burada x eşitleri e, 2. Arkadaşlarım 2'nin y'si yok 0'dır. E, buradan da sonsuz gelir. Yani 90 derecedir bu arada. O yüzden burası da gitti. Buranın eğimi de 1 bölü 5'tir. Yani ya 0 ya 10 olacaktı. 0'ı veren çıktı. O da c şıkkında mevcuttur. Geçtim 10. soruma. Noktası doğrunun üzerindedir. Buna göre m kaçtır? Hemen yerine yazalım. Sağlamasını yapalım. 3m eksi 2m artı 2. Eksi 6 eşittir 0. Karşı tarafa attığımız zaman m eşittir 4 gelmelidir. Geçtim 11. soruma. Doğrusu ile x eşittir 2 doğru, doğruları arasında kalan x ekseni arasında kalan yani bölgenin alanı. Şimdi çizelim arkadaşlarım. Bir doğruyu çizebilmek için ilk önce x'e 0 veririz y'yi buluruz. y buradan 2 gelir. x'e 0 verdi. Şimdi y'ye 0 veriyorum. x eşittir buradan eksi 3 gelir. x eksi 3 y de 2'dir. Bakın şöyle doğru mu çizdim x eşittir 2 o da böyle bir doğrudur. Ve x ekseni arasında kalan bölge işte burasıdır. Burası 3 burası 2 burası 2. Şuraya da a dersem. Bakın benzerlikten 3'e ne gelmiş? 2. E 5'e de a gelmesi gerekir. Buradan a'mız 10 bölü 3 gelmelidir. E şimdi üçgenin alanı. Şöyle üçgenimizi gösterelim. Bakın şöyle üçgenimiz. Bir kenarı yani burası 5. Burası da 10 bölü 3'tür. 5 çarpı 10 bölü 3 bölü 2'den sadeleştirdik. 25 bölü 3 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 12. soruma. Karşılıklı iki kenarı doğruları verilmiş. Karenin alanı 16 ise K'nın pozitif değeri. Şimdi bu doğruların eğimleri arkadaşlarım 3 bölü 4, 3 bölü 4'tür. Eğimleri aynıysa zaten paraleldir. E karşılıklı iki kenarı dediğine göre zaten arkadaşlarım oradan da anlaşılır. Karenin alanı şöyle yapalım. Karenin bir kenarına A der isem A kare eşittir 16 ise A da buradan 4 gelmelidir. Şimdi biz iki paralel doğru arasındaki uzunluğu bulabilmek için arkadaşlarım x'in ve y'nin katsayıları aynı olması lazım. O yüzden eksiyle çarpıyorum. 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0. Aynı olduktan sonra yazıyorum. 3x eksi 4y artı k eşittir 0. Şurayı 3x eksi 4y eksi 12 eşittir 0'dır. Şimdi arkadaşlarım buradan sonra e, C'leri birbirinden çıkartılır. Yani K eksi 12'nin mutlak değeri bölü kat sayılarının karesinin kare köküdür. 3'ün karesi eksi 4'ün karesinin karekökü. O da uzunluk arasındaki 4'ü vermeli. Mutlak değer K artı 12 bölü burası 5 gelir eşittir 4. K artı 12 eşittir 20 gelir. K artı 12'nin değeri ya artı 20'dir ya da eksi 20'dir. K buradan eksi 32 ya da 8 gelmeli. Pozitif değerini istediği için 8 olmalıdır. Geçtik 13. sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat sisteminde AOB bir eşkenar üçgendir. E buna göre D doğrusunu denklemiş. Şimdi eşkenar üçgenin alanı da 9 kök Bir kenarına A der isem A kare kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin alanını verir. Kök üçler giderse a kare eşittir 36'dır. a da buradan 6 gelmesi gerekir. Şimdi 6'yı yazdıktan sonra arkadaşlarım eşkenar üçgenin bir kenarı da nedir? 60'tır. Şimdi bir açısı pardon. Burası 60. 2 iç komşu olmayan bir dıştan. 60'dan 30'u çıkartırsam burası da 30'dur. Yani burası 90 geldi. Burası 30. Burası da ne geldi? 60. Şimdi ikiz kenar olduğuna göre bakın burası da 6'dır. Ee, 60'ın karşısı burada 12 geldi. 30'un karşısına ne gelir? 4 kök 3. Hemen denklemini yazalım. X bölü 12 artı y bölü 4 köküç eşittir 1'dir. Köküçle çarptığım zaman x artı y köküç eşittir 12 a şıkkı elde edilmelidir. Geçtim 14. soruma. Aşağıdaki analitik düzlemde bir şehir kroküsü a noktası verilmiş. Hemen yazalım. 5'e 7. B noktası verilmiş. 3'e 2. Ve y eşittir. Eksi 3 bölü 4 doğrusu şehirden geçen nehri temsil etmekte. Ve sinemanın nehri olan uzaklığı. Şimdi demiş ki müze ve otel aynı doğrusal hatta absesi eksi 1 noktasında sinema kurulacak. Yani bu doğrusu üzerinde sinema kurulacakmış. Absesi eksi 1 ordinatına a diyelim. Doğrusal olduğu için eğimleri aynıdır. Hemen eğim. Y'leri farkı 7 eksi 2. X'leri farkıdır. 5 eksi 3 Oradan da 5 bölü 2 elde edildi. Ya da buradan eğim yaparsam 2 eksi A'dır. E, apsislerini yaptığım zaman 4 sadeleştirdim. 2 eksi A'nın değeri 10'dur. A da buradan eksi 8 gelmelidir. E, bir noktanın bir doğruya olan uzaklığından artık ne yapmam lazım? Bulmam gerekiyor. Şimdi eksi 1'e eksi 8 noktası. Şöyle doğru mu yapıyorum. İçler dışlar çarpımından 4y eksi 3x karşı tarafa artı 3x geçer. Buraya da arkadaşlarım ne edersem. L eşittir. Eksi 1'i yazıyorum. Eksi 8. Eksi 32. Eksi 3'ün mutlak değeri bölü. E, x ve y'nin kas karekökü alınır. Ve buradan da 35'in 5'e bölümü 7 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 15. sorumda. Antik düzlemde y eşittir x bölü 2 doğrusu üzerinde bir a noktası doğrusuna olan uzaklığı 0.3 ise a noktasının absesi hangisi olabilir? Şimdi x'e 2a der isem y de buradan a gelmeli. Yani noktam 2a'ya a noktası. Şöyle doğru mu yapayım? 6x eksi 8y 1 eşittir 0. Ve burası 0.3. Hemen kuralımı uygulayalım. x yerine 2a, y yerine a yazıyorum. 6A pardon çarptığım zaman direkt çarpayım. 12A şunu hatta tekrar sileyim ki kötü görünmesin. 12A eksi 8A eksi 1'in mutlak değeri bölü. Kas sayılarının kare kökü 6. 6'nın karesi eksi 8'in karesinin kare köküdür. 3 bölü 10 eşittir. E payda 10 gelir. 12A'dan 8A çıktı. 4A eksi 1'dir. Gitti. 4A eksi 1'in değeri mutlaktan ya artı 3 ya da eksi 3 çıkar. A'mız buradan 1 geldi. A'mız buradan eksi 1 bölü 2 geri. E buna göre hangisi olabilir diyor. Şıklarda negatif olmadığına göre A 1'dir. E bizden apsisini istediğine göre 2A'yı soruyor. O da 2 cevabı elde edilmelidir. Geçtim 16. soruma. Ee A O B C bir kareymiş. C noktası verilmiş. AC'nin hangisi doğrusuna diktir? Şimdi AC'nin dik olabilmesi için arkadaşlarım şöyle. Karede köşegenler ne kesişir? Dik kesişir. Orijinden geçmesi lazım. Bakalım hepsi zaten orijinden geçiyor. O zaman A noktasını bulursam benim sorun çözülmüş oluyor. Şimdi hemen şöyle şurayı silelim ve A noktasını bulalım. İndiriyorum arkadaşlarım. Buranın apsisi √3. Ordinatı eksi 3 ama uzunluk olarak 3. Demek ki burası 60, burası 30 derecedir. Şimdi geldim aynı şekilde. Burası 30'dur, burası 60'dır. 30'un karşı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 kök 3, burası 2 kök 3. Aynı şekilde bakın indirdim. 90'ın karşı 2 kök 3, 30'un karşısı e, arkadaşlarım şöyle kök 3, 60'ın karşısı da 3'tür. A noktası 3'e kök 3 e köküç noktası ve 2 noktası bilinen eğimden. Y'leri farkı kök 3 eksi 3. Bölü x'leri farkı 3 eksi kök 3. Kök 3 artı 3 bölü 3 eksi kök 3. E, kök 3 parantezine aldığımız zaman 1 artı kök 3. Kök 3 parantezine aldığımız zaman kök 3 eksi 1. Sadeleştirdim. Paydayı kök 3 artı 1 ile çarptığın zaman kök 3 artı 1'in karesi o da 4 artı 2 kök 3 gelir. Bölü 2 kare farkından kök karesi eksi 1'in karesinden 2. Yani 2 artı kök 3 gelmelidir. O zaman AC ile şöyle demin ki çizdim. OB birbirine dik olacağı için zaten burada da demiş. Eğimleri çarpımı eksi 1'dir. 2 artı kök 3 çarpı M eksi 1. M eksi 1 bölü 2 artı kök 3. 2 eksi kök 3 ile kökü 3 eksi 2 bölü 1. Eğim o zaman kökü eksi 2 e ve orijinden geçiyor. Bakın bu doğru. Dolayısıyla y eşittir kök 3 eksi 2 çarpı x elde edilmelidir. Geçtim 17. Soruma. E her biri birbirine eşitmiş. R noktası 3. Buralarda birbirini eşitmiş. E, paraleldir arkadaşlarım. Dik olduğuna göre o zaman buralarda eşittir. L noktasının tamamı 9 ise buralara 3'e 3 kalır. Şimdi y eksi 2x artı 16 doğrusu nk oluyormuş. Arkadaşlarım bu doğru. Bakın bu doğru aslında şöyle devam eder y eşittir. Karşı tarafa gönderirsem 2x eksi 16. E x'e 0 verdim arkadaşlarım. Y'si eksi 16'dır. Y'ye 0 verirsem x'i 8'dir. Şöyle yazdım. Nokta olarak eksi 16 ama uzunluk olarak artı 16'dır. Şimdi bu doğrunun eğimi x'in katsayısı olacağı için 2'dir. Şöyle yaptım. Bakın burası 8'dir. Burası da 6 geldi. Burası 6 olduğu için eğiminin 2 olması için 6'nın 3'e böleyim ki 2 gelsin. Tamamının 13 olması için 8, 3 daha 11'dir. Buraya 2 kalır. Geniş açılı üçgen yüksekliği dışarıdadır. Yükseklik 6, taban 2. 6 çarpı 2 bölü 2. Aynı üçgen burada da vardır. Çarpı 2 dediğim zaman istenilen alan 12 olmalıdır.